Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Sizlerle beraber bilmemek değil, öğrenmemek ayıp adını koyduğumuz serimizde bugün OIS, AIS, HIS ve EIS'in ne demek olduğunu, arasındaki farkların neler olduğunu tartışacağız. Peki bu seriyi neden yapıyoruz? Günlük hayatta kullandığımız telefon, tablet, bilgisayar, kamera gibi farklı teknolojik ürünlerin teknik terimlerini çok fazla bilemediğimizden kaynaklı bir teknolojik ürün alırken ihtiyacımıza yönelik hangisinin olduğunu seçememeye yol açıyor. Bazılarımız için bu durum çok kolay olsa da bazıları için bu durumu anlamak oldukça zor oluyor ve ihtiyacınıza yönelik eşyaları alamıyorsunuz. Biz de bunun için karşınıza geçtik ve en kolay anlatımla size bu teknik terimlerden tek tek bahsetmeye başladık. Bugünkü konumuz da OIS, AIS, EIS ve HIS'in neler olduğu, kamerada nasıl bir performans sergilediği üzerine. Peki birazcık geçmişe dönelim. Geçmişte her icat kendi ihtiyacından doğar felsefesinden yararlanarak eskiden fotoğrafçılar böyle spor fotoğrafları çekerken vahşi doğada fotoğraf çeken, sporcu fotoğrafları çeken fotoğrafçılar oldukça zorlanıyorlardı ve fotoğrafçılar dijital fotoğraf makineleri oldukça pahalı olduğu için o tarafa pek yanaşmıyorlardı. Normal klasik fotoğraf makineleriyle çekmek istiyorlardı. Ama artık bu ihtiyaçları arttığı için ve fotoğraflarındaki sarsılmalar çok fazla olduğu için dijital fotoğrafa geçmeye başladılar. Daha sonrasında Sony bir kamera icat ediyor. Kameramızın adı Konica Minolta DMH-A1. Bu kamera sayesinde ilk optik stabilizasyon gerçekleşiyor. Daha sonrasında şirketler bunu geliştirerek optik görüntü sabitleyicisine geliyor. Optik görüntü sabitleyicisini biz genelde videolarda kullanıyoruz ve bunu ilk kullanan 1995 yılında Canon kamerası oluyor. Canon bildiğiniz üzere böyle elle tutulur bir profesyonel bir kamera markası. Ama bunu birazcık daha telefonu indirgemeye başlıyoruz ve ilk defa telefonda kullandığımız optik görüntü sabitleyicisi ise Nokia'da geliyor. Nokia Lumia 920 telefonunda ilk görüntü sabitleyicisiyle karşılaşıyoruz. Görüntü sabitleyici diyoruz ama ne demek bu görüntü sabitleyici? Kısaca ondan da bahsedeyim. Akıllı telefonunuzun kamerasıyla çekim yaparken yolda tın tın yürüyorsunuz. Titreme, sallanma, belki koşuyorsunuzdur falan. Bu tür olaylarda telefonunuzun hareketini, o titremeleri en aza indirgemeye çalışan bir sistem, görüntü sabitleyicisi ve dörde ayrılıyor. Peki neler bunlar? AIS dediğimiz yapay zeka ile olan bir görüntü sabitleyicisi, OIS dediğimiz optik görüntü sabitleyicisi, HIS dediğimiz hibrit görüntü sabitleyicisi ve EIS dediğimiz elektronik görüntü sabitleyicisi bizlerle. Bu sistemlerin hepsi titremeyi en aza indirgemeye çalışan sistemler. İlk önce optik görüntü sabitleyicisinden başlayalım. Neden görüntü sabitleyici kullanıyoruz? Yolda dediğim gibi yürüyoruz falan ve elimizde sürekli bir tripod gezdirmek, ekstra malzemeler kullanmak bizim için oldukça zor oluyor ve bunu sadece telefona indirgemek çok rahat çekimler yapabilmenizi sağlıyor ve oldukça avantajlı. O zaman ilk görüntü sabitleyicimiz olan optik görüntü sabitleyicisiyle başlayalım. Optik görüntü sabitleme oldukça yaygın olan, hareket ederken çektiğiniz fotoğraflarda ya da videolarda bulanıklık, sarsılmaları en aza indirgemeye çalışıyor. Evet, optik görüntü sabitleyicisini bir yere koyduğunuzda, tripoda bağladığınızda çok rahat daha görüntüler alıyorsunuz ama evet, sarsılmaları önlüyor diye aşırı bir şekilde sarsılma da yaratırsanız tabii ki size istenilen performansı sunmayacaktır. Şimdi karşınıza bir video gelecek ve burada optik görüntü sabitleyicisine yer verdiğimiz bir telefon ve optik görüntü sabitleyicisi olmayan bir telefonu yan yana kıyaslıyoruz videolarını. Optik görüntü sabitleyicisinde görüntü kaybı ve kırpma yaşamıyorsunuz. Bundan sonra anlatacağım görüntü sabitleme sistemlerinde bazı kırpmalar ve görüntü kaybı yaşayabiliyorsunuz ama optik görüntü sabitleyicisinin donanımsal bir yapısı olması bunları size yaşatmıyor. Aynı zamanda donanımsal bir yapı olduğundan ekstra bir maliyet çıkartabiliyor telefonlarda. Ama bence çok da önemli bir konu değil. Çok da fazla fark etmiyor. Bir telefon alırken tercih edeceğiniz bir özellik olabilir. Optik görüntü sabitleyicisi gerçekten işe oldukça yarayan bir özellik. Şimdi ise videolara geçiyoruz. Geldik elektrik
elektronik görüntü sabitleyicisine, kısaca Türkçe'de EIS olarak adlandırıyoruz. Optik görüntü sabitleyicisine donanımsal demiştik. EIS'te ise yazılımsal bir sistem bizleri karşılıyor. Bu yazılımsal sistemde OIS'te bir görüntü kaybının yaşamadığımızı söylemiştik ama EIS'te bir görüntü kaybı ve kırpma yaşıyoruz. Bu birazcık moralimizi bozsa da EIS'in asıl önemli çekim modu HDR ve gece modu. HDR ve gece modunda fotoğraf karelerini tek tek çekip birleştirdiğinde sizlere oldukça güzel bir performans sunuyor. Aynı zamanda bir video çekerken yüksek kontrasta sahip bir noktayı çekiyorsanız oraya güzel bir şekilde odaklıyor ve odağın dışına çıkmıyor. Oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ama optik görüntü sabitleyicisine göre kırpmaların yaşanması ve bulanık görüntünün olması bir eksi. Ama yine de yazılımsal bir sistem olduğu için bunların olması gayet normal. Şimdi gelelim diğer sistemimize. Diğer sistemimiz hibrit görüntü sabitleyici. Hibrit görüntü sabitleyici ne Beyza? Optik görüntü sabitleyicisi ve elektronik görüntü sabitleyicisinin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. İkisi bir arada yani. Bu ikisi bir arada olan telefonlarımızda OIS bize donanımsal bir sistem sağlarken EIS de ortadaki pürüzleri kaldırıyor ve bu ikisinin bir arada olduğu sisteme hibrit görüntü sistemi diyoruz. Hibrit görüntü sabitleyici sistemler daha çok profesyonel kameraman için kullanılan bir sistem. Eğer sizin için böyle çok profesyonel işler yapmak istemiyorsanız çok da tercih edilecek ya illa benim hibrit sistem çekim modum olsun diyorsanız siz bilirsiniz ama çok da lazım olmayacak ama yine siz bilirsiniz. Bir başka sistemimiz ise AIS. AIS nedir? Yapay zeka olan bir sistem. AIS'in özelliği ise bir fotoğraf çekiyorsunuz ya da bir video çekiyorsunuz. Buradaki görüntüyü çok net bir şekilde alıyor ve fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiriyor. Aynı zamanda videolarında bulanıklığı azaltan bir görüntü sabitleme sistemi olduğundan bahsedebiliriz kısaca. Peki ben bu OIS ve AIS'i hangi tercihlerime göre kullanabilirim? Öncelikle telefonunuzu aldığınızda önceliklerinizi ve ihtiyaçlarınızı bilmeniz gerekiyor. Yani siz gerçekten fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorsanız ve böyle bir koleksiyon falan yapıyorsanız evet bir telefon alırken kesinlikle dikkat edeceğiniz, tercih edeceğiniz bir özellik olarak bu görüntü sabitleme sistemlerine bakmalısınız. Özellikle optik görüntü sabitleyicisinin olduğuna mutlaka dikkat edin derim. Zaten günümüz teknolojisinde cihazlarda genellikle optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Eğer telefonunuzda ultra geniş açılı bir çekim yapıyorsanız ve gece çekimler yapıyorsanız telefonunuzda kesinlikle elektronik görüntü sabitleyicisi olmasına dikkat edin. Elektronik görüntü sabitleyicisi ışıklı bir alan veriyor sizlere ve fotoğraflarınızda daha sizin için yeterli olacaktır diyeyim ve videomun yavaş yavaş sonuna geleyim. Kısaca sizler için özetlemiş olduk. Bu özetlememizin böyle kısa bir notunu alacaksak bu görüntü sabitleme sistemleri telefonunuzda bir fotoğraf veya video çekerken sarsılmaları en aza indirgemeye çalışan sistemler. OIS sisteminde bir kırpma, görüntü bozukluğu yaşamıyorsunuz ama EIS tarafında biraz kırpmalar yaşayabiliyorsunuz. Görüntü bulanıyor. Hibrit sistemde bu ikisini bir araya getiriyor ve daha güçlü bir performans sağlıyor sizlere. Yapay zekada da bu netlikleri, renk kontrastını sizlere çok güzel bir şekilde veriyor diyeyim ve videomuzu sonlandıralım. Sizler için hazırladığımız serimizi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuz ne olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir like'ınızı da alırız. Bay bay.